Arkadaşlar merhaba. Bugün 7. sınıf matematik dersinde cebirsel ifadeler konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde eşitliğin korunma ilkesinden bahsetmiştik. Şimdi de arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemle dersimize devam etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ne demek? Bundan bahsedelim. Şimdi baktığınız zaman ismi biraz korkutucu geliyor. Doğru mu? Yani birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Ama aslında basit bir mantığı vardır arkadaşlar. Şimdi bakın, gelin ben size bunun tanımını yapayım. Şimdi cebirsel ifade neydi arkadaşlar? Cebirsel ifade. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ifadelerimiz ne dedik? Cebirsel ifade diyor. Doğru mu? Yani içerisinde en az bir bilinmeyen oluyor. Peki denklem ne dedi arkadaşlar? Denklem de bir cebirsel ifadenin bir sayıya ya da başka bir cebirsel ifadeye eşitlenmesine biz denklem diyoruz arkadaşlar. Yani şimdi bakın 3a artı 5 bir cebirsel ifade iken bu ifadeyi herhangi bir sayıya eşitlediğimiz zaman bu bir denklem oluyor arkadaşlar. Şimdi denklemlerin amacı nedir? Bir, bilinmeyeni bulmaktır. Tamam mı? Bilinmeyeni bulacağız. Şimdi ondan önce şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen denklem ne demek? Şimdi cebirsel ifade ne demek? Bundan bahsettik. Denklem ne demek? Bundan bahsettik. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen. Zaten bak bir bilinmeyen adı üstünde. Yani içerisinde bir tane bilinmeyen olacak. Bakın bir tane bilinmeyenim var. A. Başka bir bilinmeyenim olmayacak. Yani A'nın yanında B, X, Y, Z vesaire hiçbir şey olmayacak. Yani sadece bir tane bilinmeyen olacak. Peki birinci derece ne demek arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman bu örnek için değil de mesela şöyle bir örnek olur. X artı 2 diyelim. X artı 2 eşittir 3 diyelim arkadaşlar. Tamam mı? X artı 2 eşittir 3 diyelim. Şimdi bakın burada bir tane bilinmeyen var. Bak şimdi. Bilinmeyen bir tane var. Bilinmeyen bir ifade var. O da ne? X. Doğru mu? Peki arkadaşlar. Bilinmeyenin kuvvetine bakıyoruz. Bakın kuvvetinde bir şey yoksa burada gizli bir 1 vardır. Doğru mu? Eğer kuvveti 1 ise kuvveti 1 ise birinci dereceden diyoruz arkadaşlar. Eğer burada kuvveti 1 değil de mesela diyorum x küp artı 2 verseydi bu üçüncü dereceden bir denklem olacaktı. Atıyorum 4 olsa da 4. dereceden, 2 olsa da 2. dereceden diyecektim arkadaşım. Ama x'in üstünde yani kuvvetinde herhangi bir şey yazmıyorsa 1 vardır demektir. 1 varsa da denklemin birinci dereceden olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. O zaman birinci dereceden bir bilinmeyen denklem demek ne demekmiş? Bakın şu ifade birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? İçerisinde bir tane bilinmeyen var ve bilinmeyenin kuvveti 1 arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadelere biz birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz arkadaşlar. Hatta bakın burada şöyle güzel bir tanım da yapmış. Hemen şöyle bir tanım da yapalım. Şimdi bunu anlattık, bir de bunun yazıya dökülmüş haline yazalım. İçerisinde bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem denir. Bilinmeyenler işte harf veya sembolle gösterilir. Derecesi 1 olan ve bir bilinmeyenin bulunduğu denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyen denklem denir. Denklem. Denir demişler. Evet, bu kadar örnekler vermiş.
artı 2 eşittir 8. 3a eksi 5 eşittir 10. Y artı 4 eşittir 2y artı 8. Hocam her zaman bir sayı eşit diyordun. Şimdi iki cebirsel ifade eşit olabilir arkadaşlar. Sonuçta burada eşitlik varsa bu bir denklemdir. Doğru mu? İki cebirsel ifadeyi de eşitlemiş olabiliriz. 2 parantezinde k eksi 1 eşittir 3k artı 4. Örneklerimiz olarak verilebilir arkadaşlar. Hemen şimdi bakın burada bir dikkat yazısı var. Dikkat, ben onu not olarak yazayım. Bilinmeyenin derecesi 1 olduğu için bu denklemlere birinci dereceden denklem denir. Yani benim burada anlattıklarımı yazı haline yazıyorum arkadaşlar. Birinci dereceden denklem denir. Örneğin 3x eksi 1 eşittir 8 denklemindeki x eşittir x üzeri 1, bakın kuvveti 1 olduğundan denklem birinci derecededir. Denklem birinci derecedendir. Diğer bir notumuz arkadaşlar şu şekilde: a ve b birer tam sayı ve a eşittir 0 olmak üzere, a 0 olamıyor çünkü işte, birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemler, ax artı b eşittir 0 şeklinde gösterilir. Evet, biz birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri genel olarak bu şekilde gösteririz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen örneklerimiz var. Buradaki şu ifadeyi mi isterseniz açalım. Şimdi ax artı b. Şimdi ax artı b eşittir 0 demiş. Burada x ne oluyor arkadaşlar? Bilinmeyenimiz. Bilinmeyen. X'in katsayısı a, bakın birer tam sayı diyor. Dolayısıyla bilinmeyenin yanındaki sayısal değerimiz ne diyorduk? Katsayı diyorduk arkadaşlar. Bir de bakın burada bir ifademiz var. Bunun yanında bilinmeyen yoksa ne yapıyorduk? Bir tam sayı sonuçta. Buna da bir sabit terim diyorduk arkadaşlar. Tamam mı? Yani birinci dereceden bilinmeyenin denklemlerimiz bu şekilde genel olarak gösterilebiliyor. Bunlara dikkat edebiliriz arkadaşlar. Hemen örneklerimiz var. Şöyle diyor. Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri bilinmeyeni x kabul edilebiliriz bunu. Tamam. Bir sayının 13 fazlası demek arkadaşlar. Bir sayının 13 fazlası nasıl gösterirsiniz? Sayımız x olsun. X artı 13 şeklinde gösteririz. Bir sayının 6 eksiği. Bir sayının 6 eksiği. Sayımız x'e 6 eksiğini x'e x'e 6 olarak gösterilir. Bir sayının 5 katı. Sayımız x'e 5 çarpı x olarak gösterilir. Bir sayının 3 katının 2 fazlası. 3 katının 2 fazlası arkadaşlar. Bakın sıralamayı bozmuyorsunuz. Şimdi 3 katının 2 fazlası diyorsa sayının önce 3 katını alıyorsun, sonra 2 fazlasını ekliyorsun. Bakın aynı soru. Bir sayının 2 eksiğinin 4 katı. 2 eksiğinin 4 katı. Nasıl gösteririz arkadaşlar? Sayı x'e önce 2 çıkar, sonra 4 ile çarp şeklinde göstermiş oluruz arkadaşlar. Evet, bunlar bizim için önemli. Neden? Çünkü denklemleri çözerken bu ifadeleri kullanmamız gerekiyor. Yani bize şimdi diyecek ki soruda, bir sayının 13 fazlası
işte 5'e eşitse sayı nedir? Ne yapacaksın? Bir sayının 13 fazlası eşittir 5 diyeceksin. Sonrasında da arkadaşlar neler yapacağımızı gelin şimdi anlatalım. Evet arkadaşlar, şimdi denklem kurma ile alakalı gelin şöyle sorular çözelim. Evet, şu anda sadece denklem kuracağız. Denklem çözmeyeceğiz arkadaşlar. Örnek. Önce bir denklem nasıl kurulur ondan bahsedelim. 5 katını 8 eksiği 23 olan sayı kaçtır? Şimdi bunun denklemini kuruyoruz. Sayı x olsun. Sayı x olsun. Bakın 5 katının 8 eksi 23 eşitmiş. Bak denklem bu oldu. Daha şu an denklemi çözmeyeceğiz ama. Şu anda denklem nasıl kurulur ondan bahsediyoruz. Başka bir örnek. Rasim. İçerisinde bir miktar para bulunuyor. Kumbarası. Her gün 3 TL atıyormuş. Her gün 3 TL atmaktadır. 3 gün sonunda Rasim'in kumbarasında 41 TL olduğuna göre başlangıçta kaç lirası vardır? Sorusunu denklemini yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi bakın, içerisinde bir miktar para var. O zaman x TL parası olsun. Her gün 3 lira atıyor. 3 gün sonunda 41 lirası var. Şimdi bak, 3 günde 3 lira atarsa, 3 çarpı 3 lira atar. Bir de başlangıçta x TL'si vardı. X TL'ye 3 günde attı, 3 lirayı eklediğinde 41 TL oluyormuş. Demek ki denklemimiz bu oldu. Biraz daha güzel yazarsak x artı 9 eşittir 41 şeklinde denklemimizi kurmuş oluruz arkadaşlar. Peki denklemleri kurmak böyleyse denklemi nasıl çözeriz? Denklem çözmek. Arkadaşlar aslında burada denklemi nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? Bir önceki dersimizde eşitliğin korunumundan bahsettik ya. İşte o eşitliğin korunumundan yararlanıyoruz. Yani eşitliğin her iki tarafında bir sayı eklememiz gerekiyor, ekleyeceğiz. Çıkarmamız gerekiyorsa çıkaracağız. Bölmemiz gerekiyorsa böleceğiz. Çarpmamız gerekiyorsa da çarpacağız arkadaşlar. Yani eşitliğin korunumundan yararlanacağız. Bir de şunu da asla ve asla unutmuyorsun. Eşitliğin sol tarafındaki bir ifadeyi, mesela 3'ü karşıya attığımız zaman -3 olarak gittiğini unutmuyorsun arkadaşım. Tamam mı? Yani bir ifade eşitliğin soluna sağına gidiyorsa toplam ve fark durumundaki bir ifade işaret değiştirir arkadaşlar. Sol tarafta çarpım olan bir ifade sağ tarafı bölüm olarak gider. Sol tarafta bölüm olan bir ifade sağ tarafı çarpım olarak gider. Bunları da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şuna bakalım. X artı 12 eşittir 25 ise x kaçtır? Şimdi soru bu. Ne yapmamız gerekiyor? Bakın x artı 12 25 eşitmiş. Her taraftan 12 çıkartacak. Eşitliğin korunumu. Doğru mu? Her taraftan 12 çıkarırsak eşitlik bozulmaz. Her taraftan 12 çıkarttığımda x eşittir 13 olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Başka bir örnek. 4x eşittir 28 ise x nedir? Bakın yine her tarafı 4'e böldüğünde x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Her tarafı 4'e böldüğünde eşitliğin korunumunu sağlamış olurum. O zaman her tarafı 4'e bölündü. X'i 7 olarak
bulurum sevgili arkadaşlar. Evet. Başka bir soru çözelim. Evet. Diğer tarafını gönderilebilir. Tamam. İşaretten bahsetmiştik. Şimdi başka bir örnek arkadaşlar. 3x artı 5 eşittir 12 artı 4 ise x nedir? Şimdi bakın. Öncelikli olarak gelin burayı bir toparlayalım. Şimdi 3x artı 5 eşittir 16 mı arkadaşlar? 16. Şimdi adım adım gideceğiz. Bak burada bir 5 fazlalık var. Her taraftan bir 5 çıkar bakayım önce. Her taraftan 5 çıkarttım. İsterseniz yazalım. Her taraftan 5 çıkart. Her taraftan 5 çıkarttığımda 3x eşittir 11 mi oldu? Bak x'i yalnız bırakmam gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Her tarafı 3'e böl. O zaman her tarafı 3'e böleceğim. X eşittir 11 bölü 3 çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, başka bir sorumuz. Başka bir sorumuz. X eksi 7 eşittir 3x eksi 11 ise x nedir? Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Her tarafa şöyle diyebilirsin. Her tarafa 7 ekle. Tamam. Her tarafa 7 eklersen x eşittir 3x. Eksi 11'e 7 eklediğimde eksi 4 mi olur? Evet. Şimdi bakın buradan sonra işler biraz değişiyor. Nasıl? Bu tarz bir ifade geliyorsa arkadaşlar ne yapacaksın? Bilinenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa gelecek arkadaşlar. Bilinmeyenler bir tarafa toplanır. Yani bakın burada bilinmeyenlerin x ve 3x, doğru mu? Şimdi o zaman bunları bir araya toplayayım. O zaman x'i sağ tarafa atarsam işaret değiştirir. Eksi x olur. Eksi 4'ü karşıya atarsam işaret değiştirir. Artı 4 olur. Yani 4 eşittir 3x eksi x oldu. 2x bundan 4'e eşitse her tarafı 2'ye böldü. X'i 2 olarak bulursunuz sevgili arkadaşlar. Yani denklem çözerken şu ifade de bizim için önemli. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa toplanır. Bunu yaparken de arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Eşitliğin sol ve sağ tarafına bunları göndermemiz gerekiyor. Bunları gönderirken de arkadaşlar ne olacak? İşaret değiştirimi muhakkak yapmış olacağız arkadaşlar. Evet, isterseniz dersimizi burada bitirelim. Sizi de çok yormamış olalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde denklemlerle alakalı soruları çözmüş olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.